Son dönemde artan ölümlü trafik kazaları nedeniyle gözler sürücü kurslarına çevrildi. Sürücü kurslarında verilen eğitimler ve yürürlüğe giren yeni sistem hakkında bilgi veren direksiyon eğitmeni Selma Avcı, yeni sistemin yürürlüğe girmesiyle trafikte daha dikkatli ve kurallara uyan sürücülerin olduğunu söyledi. Selma Hanım, ilk olarak sizce sürücü kurslarına verilen eğitim trafikte araç kullanabilmek için yeterli mi? Şöyle söyleyeyim şimdi. Trafikte araç kullanmaya yeterli mi dersek, milli eğitime bağlı bir kuruluşuz. Tüm sürücü kursları olarak Türkiye genelinde milli eğitim ne derse onu uygulamak durumundayız. Örnek verirsem B sınıfı ehliyet alacak kişi diyelim. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki 2 saat simülatör eğitimi ver, 14 saatte diyor akan trafikte eğitim versen bu kişiye diyor. Tabii bazı sürücü kursları bunu eksik saat verirse sıkıntı da doğar. Yeterli eğitim verilirse, hani şu anlamda kaliteli, hani usta öğreticilerle çalışılırsa böyle aksaklıkların olacağını da düşünmüyorum. Tabii ki. Hani işini özveriyle yapan kişilerle çalışılırsa, savsaklama olmazsa, eğitimi kaliteli bir şekilde verirlerse sorun olacağını düşünmüyorum. Peki trafik kazalarındaki artışın nedeni sizce sürücü kurslarına verilen eğitimlerden mi kaynaklanıyor? Bunu tamamen sürücü kurslarına yıkmak mantıklı mı, doğru mu? Şimdi ona da şöyle bir cevabım olacak. Diyelim ki şimdi eğitim pistiniz var. Osman Gazi'deyiz biz, biliyorsunuz. Yunuseli güzergahında çalışıyoruz. Güzergah dışında bir kere hani araçların çalışması yasak. Yani usta öğretici veriyor, teslim ediyor. Yani sınav başlama noktasında veya eğitim başlama noktasında veriyor. Aday eğitimini bitirdikten sonra gene aynı yerde bırakmak durumunda. Şimdi bu aday eğitimini orada tamamlarken, tamam hani UKOME kararı öyle söylüyor. Ama eğitim esnasında bile sivil sürücüler diyeyim, halkımız bize tam anlamıyla eğitimimizi yapmamıza bir kere müsaade etmiyor. Bazı sürücülerimiz var. İşte bu burada niye eğitime çıkıyor? Ya da niye durdu? Hani uzun kornalar, küfürleşmeler, hatta araçtan inmelere kadar bile gidebiliyor. Hadi her şeyi geçtim. Usta öğretici zaten adayı çalıştırırken belirli bir zorluğu yaşıyor. İşte hem trafiği kontrol edecek, hem adayı o sırada öğretecek vesaire bilmem ne. Eğitim saatleri yeterli mi dersen, kimi adaya yeterli, kimi adaya yetersiz. Tabii bu sefer de yetersiz olan adayla görüşme sağlıyorsunuz, özel derse yönlendiriyorsunuz. Şimdi eğitim tamam, amenna, dört dörtlük verilmeye çalışılıyor her yerde. Özenle verilmeye çalışıyor. Ama şöyle de bir durum var. Öğrenme kişiden kişiye göre değişiyor. Şimdi ikimiz buradayız, hani baş başayız. İkimiz de sıfır olalım, hani araç konusunda. Diyelim ki size hocanız, bak aynı hoca olsun. Diyelim ki size hocanız dedi ki, işte duruş, kalkış vesaire, park, bunları öğretti. 2 saatin sonunda molasını verdi, bir de beni aldı diyelim. Ben belki yapamayabilirim. Hemen algılayamayabilirim. El becerisi. Ondan sonra bu işi ne kadar istiyorsun? Bu da önemli bakın. Tamam, buraya kadar da amenna dedik. Şimdi hani öğrenme şekillerimiz, yaşam şekillerimiz hepimizin birbirinden farklı. Öğrenme düzeylerimiz de farklı dedik. Şimdi trafik kazalarını, evet, dünya geneline bakarsak Türkiye bayağı bir yukarılarda. Eskiden hani bu düzenleme gelmeden öncesinde mesela soralım, ehliyeti ne zaman aldınız? Bir de ben soru sorayım. 2014. Daha düzenleme yeni yeni geliyordu o tarihlerde. 5-10 dakikalık bir sınav süreci vardı, değil mi? Düz yolda araç kullandınız, aa güzel oldu deyip ehliyeti verdiler. Şimdi aldığınız eğitimler de bu yöndeydi ama, değil mi? Mesela size park öğretilmedi, L park yapılmadı, düz geri gidiş, rampa çıkış falan, bunlar öğretilmedi. Eski sınav sistemi ve yeni sınav sistemine bakarsak, tabii eğitim sistemi de değişti keza. Şu an daha da iyi yerlere gelebileceğimizi de söyleyebilirim. Trafik kazalarındaki artışa gelirsek,
Bir kere dikkatsizlik, tedbirsiz, dikkatsiz araç kullanma. Alkol yasak olmasına rağmen alkollü halen daha araç kullanmaya çalışma. Tabii buna da bir uygulama, düzenleme getiriliyor biliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, özel derslerden mesela bahsedeyim biraz da. Kişi ehliyetini almış, işte 2014'ten öncesi. Hocam ehliyeti aldım ama araç kullanamıyorum diyor. İşte hep bunların sebepleri bu. 100 metrelik şoförleriz diyorum ben. Ben de dahilim buna. Ben de 2004'te aldım ehliyeti. Araca oturduk. Çalıştırdık. Biraz gittik. Tamam dediler. Sürüyorsunuz, siz zaten aracınız var dediler. Bir şey diyemedik. Tamam, yani sağ olun dedik. Aldık ehliyetimizi elimize. Ama şu noktada sınav süreleri arttı. Adaylardan istenenler arttı. Ve stajyerlik geldi biliyorsunuz. Adaylar 2 sene boyunca yani 75 ceza puanı doldurmamak kaydıyla stajyerliği bitip hani sonlanacak. Ama şöyle söyleyeyim, yeni ehliyet almış adayların trafik kazasına karışacaklarını pek de düşünmüyorum. Çünkü aldıkları eğitim o denli iyi. Peki ehliyet almak için istenen şartların zorlaşması, az önce bahsettiğiniz evet. gibi. Bunlar adaylara nasıl etkiledi? Yani tepkileri ne oldu ya da yorumları ne oldu? Hani şöyle söyleyeyim. 2014 öncesinde ehliyet alan insanların dediğiniz gibi 1 metrelik sürücüleri bunlar çok rahat bir şekilde ilk direksiyon sınavında ehliyetlerini alıp kenara çekiliyorlardı. Şu anda 2. 3. 4. direksiyon sınavları her defasında bunların sınav ücreti yatırılıyor. Evet. Elbette ki bu insanların maddi açıdan da zorluyor. Şöyle söyleyeyim. Bunlar illa bir yorumları olmuştur. Tabii ki. Şimdi aday ilk önce geldi mesela buraya geliyor, başvuru yapıyor. Ondan sonra kendi de bir araştırmaya içine girmiş, hani girmiş, geliyor diyor ki hocam ehliyet alacağım ama zorlaşmış sanırım. Evet zorlaştı diyorum, daha iyi oldu sizin için. Hani alacağınız eğitim de o denli tam böyle kaliteli olacak. Araç kullanır hale getiriyoruz sizi diyorum. Şu noktada hani eskiyle yeniyi kıyaslarsak eskiden 120 tane sorumuz vardı biliyorsunuz. Yani her bir teorik dersten hani 70 puanı alınca aday geçiyordu. Kaldığı derslerden tekrar sınava giriyordu. Yazılı sınavı zordu, direksiyon sınavı çok kolaydı. Ama şu noktada yeni geldim mi hani yeni gelen bu sistemle artık hani 50 tane soru geliyor. Gene 70 barajımız var. Şöyle söyleyeyim. Daha kolaylaştı yazılı sınavı fakat direksiyon sınavı zorlaştı. Bu kötü mü hocam derseniz bence iyi. Mesela şu an şöyle söyleyeyim, sinyal en basitinden örnek vermek istiyorum. Sinyal maddesi. Sinyal maddesinden kişi kalabiliyor. Kırmızı maddedir. Mesela ilk bu sistem geldiği zaman bir öğrencim vardı. Geldi dedi hocam alt üstü dedi bir sinyal vermedim. Yanaşırken artık hani 35 dakikalık sınav süresi bitiyor. 34 dakika araç kullanmış, 1 dakikamız kalmış. Sinyal vermedim diye ben nasıl kalırım dedi. Ben de ona şöyle bir cevap verdim. Sinyal senin diğer şoförlerle olan neyindir? Haberleşmen. Arkandaki dedim adam müneccim değil. Sen sinyalini açıyorsun ki bak ben artık hızımı düşürdüm, ben buraya yanaşacağım. O da dedim ona göre diğer şeride girecek. Ondan sonra bir de hani araç kullanıyorsan eğer hani yanlış sinyal vermeler var trafikte şu an. Sağa sinyal veriyor, sola dönüyor. Ama verdim sinyalimi diyor. İyi de yanlış verdin ama. Şöyle de bir şey söyleyeceğim. Eskiden ehliyet verilen kişileri tekrar sınav yapsalar hani çoğusu kalır diye düşünüyorum. Hani trafikte çünkü o keşmekeşin içerisinde şu an ehliyet dosyasını verip de hani araç sahibi olan adaylarımız var. Ziyaretimize gelen. Hocam diyor kesinlikle çok kuralsızlar. Kuralsızlar ama yapacak bir şeyimiz yok bizim de. Zamanında ehliyetlere teslim edilmiş kişiye hak edilen de geri alınmaz. Yapacak bir şey yok o noktada. Peki. Ama olumlu adaylardan gelen şeyler. Hani hocam daha iyi diyor mesela. Babam diyor park yapamıyor halen daha diyor. Parkı öğrendim burada, babama parkı öğrettim diyor. Bu da güzel bir şey tabii.
Peki ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının sizin tavsiyeleriniz nelerdir? Şöyle söyleyeyim. Bir kere heyecan yapmasınlar. kişi bildiğini de karıştırıyor bu sefer. Ortada bir emek var. Aday da emek sarf ediyor. Bizler de emek sarf ediyoruz. Hocam heyecan yaptım diyor ya. Çok heyecanlandım. Ben ne yapacağım şimdi sınavda? Ne öğrendiysen yap diyoruz. Tabii başarı ortalamamız da yüksek. Allah'a binlerce kez şükür. Tavsiyelerim de şu. Ehliyet aldıktan sonra özellikle 75 ceza puanınızı doldurmayın arkadaşlar. Stajyer sürücü ne demek, nedir, ne oluyor, kuralları nedir, kurallara aykırı bir şey yapılırsa sonucu ne oluyor, onları da sorayım. Stajyer sürücülük şöyle, iyi mi oldu derseniz bu da çok güzel oldu. Yani şöyle söyleyeyim, yenilenen bu ehliyet sistemi çok güzel oldu. A'dan Z'ye çok güzel oldu bence. Stajyer sürücü demek, şu demek, az önce de söylemiştik, 75 ceza puanını 2 sene içerisinde kişi doldurmayacak. Örnek verirsek, mesela kırmızı ışıkta geçti diyelim, 25 puanı gidiyor kişinin. 3 defa geçti diyelim, 75'i doldurdu. Bizlerdeki gibi 100 ceza puanını doldurmuyor onlar. 75 ceza puanını 2 yıl içerisinde. Biz mesela 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurduğumuzda kursa geliriz. Kendimiz için söylüyorum. Kursa mesela başvuruyu yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ondan sonra işte tüm teorik derslere tekrar giriyoruz. Kurstan bir belge alıp 100 ceza puanı oluyor zaten onun başvurusu da. Trafiğe götürdüğümüz zaman bize ehliyetimizi veriyorlardı. Ama stajyerde böyle bir durum yok. Stajyerin ehliyeti elinden alınırsa her şeye sil baştan başlayacak. Bir kere öncelikle rapor getirecek. Belirli de zaten bir hani başvuramama süresi de var onlarda. Tekrar yazılıya girecek, tekrar direksiyona girecek. Bir adayım şey demişti hatta espriyle karışık. Hocam dedi haksızlık değil mi? Şimdi size dedi 100 veriliyor, bize 75. Ama daha iyi oldu. Biraz daha böyle hani bilinçli sürücüler yetiştirmeye başladık. Hani bir sinyal bile önemli düşünün kişi için. Park ettikleri alan daraldı. Mesela kaldırımı 50 santimdi önceden. Şu an 40 santime düşürüldü. Tabii biz de ona göre öğretiyoruz şu an. Aday tek seferde parkını sorunsuz bir şekilde yapıp hiç hani dubalara değdirmeden çıkış yapabiliyor. Ki kendi eğitimlerimde söyleyeyim, size örnek vermek istiyorum. Dubaların dışında iki tane mesela bir araç bulduk, hani bulduğumuz zaman canlı canlı böyle araçların arasında da park yapmayı öğretmek durumunda kalıyoruz. Çünkü ehliyeti aldıktan sonra böyle kaldırıma sıfır bir şekilde sorunsuz parkında gerçekleştirsin istiyoruz adaylarımızın. Eskiden yani eski sınav sisteminde sabahtan öğlene kadar 20 kişinin sınavı biterdi. Evet. Hani kendi sınavlarımızdan örnek veriyorum. 20 kişinin sınavı biterdi. Kalan aday neredeyse yoktu. Hani bir tane belki. Bir tane de girmeyen düşünün. 18 kişi o gün geçerdi. Ondan sonra şu an tabii mesela bir araçta 12 tane kişi sınav olabiliyor. 35 dakikalık bir süreleri var. Bu 35 dakikanın 5 dakikası araç tanıtımı. Eğer araç hani araç tanıtımı bölümü mavi maddelere giriyor. 5 tane hata yaparsa zaten hiç araca aday oturtturulup aracı çalıştır denmez. Kuraldır bu. Çünkü şu da var. İyi bir şey mi dersen gene iyi bir şey. Çünkü kişi kullanacağı aracı tanıması lazım. Ne nerede bilmesi lazım. İşte aracın mesela atıyorum örnek veriyorum manuel bir araçsa aracınız kaç vitesli diye komisyonumuz soruyor mesela sınav anında. Şimdi ben ama bilmiyorum bana bu öğretilmedi diyemiyor aday. Çünkü eğitimin ilk günü tamamen araç tanıtımıyla geçiyor. Ondan sonra işte dur kalk hani kavrama dönüş bunlarla geçiyor. Ondan sonra zaten aday ikinci ve üçüncü gününde aktif olarak akan trafikte araç kullanabiliyor. Peki sürücü adayları yazılı ve direksiyon sınavlarına girerken sizce nelere dikkat etmeli? En çok nelere konuşalım? Şimdi eskiden gene eski ve yeniyi gene kıyaslamak durumundayım. Eskiden teori derslere katılım zorunluluğu yoktu. Yani ister gel ister gelmeydi. İşte hani akşamları şu saatler arası dersimiz var. Gelirsen sınıf burada deniyordu eskiden. Ama şu an zorunlu hale getirildi.
Hani ilk konuşmamın başında da şunu söylemiştim. Hani milli eğitime bağlı bir kuruluşuz. Tüm sürücü kursları olduğu gibi. Bir çocuk düşünün okula giden. Devam zorunluluğu var değil mi? Var ama 20 günden sonra yaparsa devamsızlık sıkıntı. Bizde de 5'te 1 devamsızlık hakkı var öğrencinin. O devamsızlık hakkını kullanabilir ama teorik derslere katılım zorunlu. Direksiyonlara da katılım zorunlu. Eğer katılamadı, diyelim ki hasta oldu vesaire oldu, o zaman da telafi programı hazırlanıyor kişiye. Başarı odaklı çalışıyorsak, hani tüm adaylarıma tavsiyem, derslere gelsinler, 5'te 1 devamsızlık haklarını kullanmasınlar, bol bol soru çözsünler. Zaten şimdi biliyorsunuz elektronik sınav da geldi. Normal yazılı sınav sisteminden ziyade elektronik sınava daha çok adaylar yönleniyor. Bilgisayar ortamındaki sınavlarla. Daha sorular kolaylaştı. Hatta şu an telefonlara indirilen programlar da var. Hani 2018 ehliyet deneme soruları veya daha önce çıkmış sorular üzerinden benzer sorular veya hani tıpatıp aynı sorular da gelebiliyor. Bunlara baksınlar. Direksiyon dersleri için de mesela diyelim şöyle söyleyeyim, kendi öğrencilerim için söylüyorum, kursumuzun öğrencileri için daha derslere bile başlamadan, direksiyon eğitimleri başlamadan araç tanıtım videolarını hemen hepsinin telefonlarına gönderiyorum. Şimdiden diyorum kullanacağınız aracı bir öğrenin. Böyle bir uygulama yapabilirler genel anlamda tüm öğrencilerimiz. Ehliyetini daha önceden almış bir adam. Ancak araba kullanmayı bilmiyor. Evet. Ve direksiyon eğitimleri, araç kullanmak için eğitimlere çok fazla başvuru var mı? Kullanamıyorum ben, ehliyetim var ama bilmiyorum diye başvuran insanlar var mı? Neler söylüyorlar? O başvuru evet fazlasıyla var. Üzerinde ders olmayan hocalarımıza paylaştırıyoruz artık özel derslerimizi. Eskiden aldım hocam, işe başladım ama iş yeri bana araç verecek fakat araç kullanamıyorum diyor. Diyor ki ehliyetim var, ne zaman aldın? İşte 2014'ten önce mi? Evet, 2014'ten önce. İşte atıyorum, örnek veriyorum, 2010'da aldım diyor kişi. 8 sene oldu diyor. Hiç mi oturmadınız diyorum o süreçte? Hocam bir iki sefer denedim ama kaldıramıyorum arabayı diyor. Şimdi gene aynı şeye geliyor. Eğitim o zaman çok farklıydı. Şu an daha ciddiye alındı. Geliyorlar işte hocamızla veya benimle, işte hangi hoca denk gelirse. Önce bir görüyoruz adayı. Dur kalk eğitimleri, dönüş eğitimleri. Güzergahta öncelikle eğitim veriyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki sizin ehliyetiniz var. Hadi bakalım heykele, hadi bakalım Mudanya taraflarına. Bizi bir gezdir.